Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Doları tutmak uğruna piyasalar tarafında işler biraz daha tuhaf seyretmeye devam ediyor. Dolar cephesini bu kadar sıkmanın arka planında neler var? Önümüzdeki rotada piyasalar tarafını bekleyen riskler ya da dolar tarafını tutarken diğer piyasalarda yan piyasalarda oluşabilecek riskler neler? Veyahut da önümüzdeki rotalar itibariyle bu kadar ciddi anda baskı uygulanan bir ürünle alakalı daha sonrasındaki sonuçlar neler olur? Biraz bunları konuşmaya çalışalım. Evet hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin diyelim. Evet Dolar Türk Lirası cephesinde baktığım zaman teknik anlamda değişik bir tablo yok. 33 lira 70 kuruş üzerinde kaldıkça yön eğili bir yukarı. Yukarıda belki şöyle bir biraz daha kademe kademe güçlenerek 35 lira 27 kuruşlara doğru devam edebilecek kısa vadeli dalgalanmalar olabilir ama onun dışında bu süreçlerin yavaş akmaya devam etmesi mümkün. Çünkü ekstra alınan her tedbir bu piyasada dolar Türk Lirası'nın yukarı yönlü bir gidişi olmasın diye alınıyor. Bütün alınan tedbirlerin arka planında sıcak para muhafazası var. Carry Trade'den gelen para korunma gayreti devam ediyor. O korunma gayreti devam ettikçe de piyasalar tarafında streste devam ediyor. Niye böyle söylüyorum? Çünkü real sektör tarafında zorlanmalar var ve bu zorlanmalar da devam ediyor. Gelen verilere yansıyor. Şirket bilançolarına yansıyor. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta 10 Ekim'de de ABD'de hem enflasyon verisi açıklanacak ama ondan ziyade bizim ülkemizdeki imalat verileri, sanayi üretim verileri gibi, istihdam verileri gibi verileri göreceğiz. Bakalım buralarda o bozulmalar devam edebilecek mi? Biz ABD tarafında bir durgunluğu konuşurken bugün kendi ülkemizde beyaz eşyadaki satışlara bakıyoruz. Turizmcinin, tekstilcinin serzenişlerini, feryatlarını görüyoruz. Ama bir yandan da Şimşek ne diyor açıklamasında? Diyor ki İşsizlik tarafında toler edilebilir bir denge var. Henüz oralarda bir bozulma yok. Reel sektörde biraz durgunluk belirtileri var ama istihdamımız istihdamımız güçlü diyor. Ama o durgunluk, o reel sektördeki o durgun tavır devam ederse ne olacak sonrasındaki süreç itibariyle? Ani bir yavaşlamaya doğru giderken istihdam bozulmayacak mı? Ya da şirketler kara demezken tam kapasite tam eleman sayısıyla mı devam edecekler? Hayır. İşte zaten bunlar birbirlerini tetikleyen doneler. Bir yandan da işte şu anki mevcut mekanizma içerisinde tam da bir mekanizma değil. Aslında biraz daha yüksek bir kuru modeliyle başlasaydı iyi bir mekanizmaya dönüşebilirdi ama şu an artık piyasaları germeye başladı. Yüksek faiz ve bir yandan da yüksek faizdeki paranın çıkmaması. Geçen de geçtiğimiz günlerde Citibank diyor ki değerli Türk Lirası nedeniyle Türkiye finansman girişlerinde zorlanma oluyor diyor. Bakın bu da değerli değil mi? Bir bakıyorsunuz hani faizleri arttırdınız belirli bir nokta kadar tamam bir para girişinden bahsediyoruz. Tahvil tarafında bir para girişi var ama ciddi finansman girişleri için değerli Türk lirası görüyoruz diyor. Yani kur biraz yukarı gitsin diyor. E kur biraz yukarı gitse e sıcak para pozisyonları ürkecek. KKM tarafında bir çözülmesini istedikleri bir para var. E baktığınız zaman işte tablo bu kadar hain bir tablo. Yani kur tarafı yukarıya gitsin. Hani değerli Türk lirası var adam böyle diyor demeye getiriyor. Kur tarafı biraz yukarı gitmeli diyor. Ama KKM pozlarının eritilmesi de gerekiyor. Öte yandan sıcak para elimizde de mevcut da tahvil tarafında da bir sıcak para var. O da düşmemeye çalışıyor. Aslında bütün mekanizma faize girmiş paranın oradan çıkmaması ve aman dolar Türk lirası tarafını hareket ettirebilecek bir mekanizma olmasın. Bakın swap piyasaları 2018 ve öncesinde kapatılmıştı. O zaman da Londra tarafında Türk lirasını açığa satıp Türk lirasında ani hareketliliklere imza atmışlardı. Akabinde gecelik swap faizleri sert bir şekilde arttırılmış ve piyasalar tarafında da ekstra olarak o swap hadiseleri sonrasında bak belki o dönem kahraman gibi görüldü ama işte bugün yine baktığınız zaman mesela bir borsa İstanbul'a baktığınız zaman mekanizmaların ciddi anlamda kuruduğu, likitlerin ciddi anlamda kuruduğu bir piyasa ortamının olduğunu gözlemliyoruz ve piyasa orada çatır çatır geriye doğru geriliyor. Yani değerli Türk lirası veyahut da şöyle söyleyeyim size. ülkemizde dolar kuru belirli bir adil değer kotası içerisinde fiyatlanmıyorsa merkezdeki dolar kuru yanlışsa yapılan açıklamalar da güdülen yolda yanlış oluyor. O kur bir şekilde o dengeyi bulmaya çalışıyor. Şimdi bugün para arzının arttığı bir tablo var. Tamam. İçeri dolar giriyorsa, para arzı artıyorsa, para arzı arttı diye dolar yükselecek diye bir kaydı yok. Ama pek çok mekanizma var. Pek çok. Yani burada real sektör var ve ekstra olarak dışarı ihracat yapanlar var. E zaten partnerlerimizde durgunluk emaresi var. Özellikle Avrupa Birliği'ne ciddi ihracatımız var. Onlarda da durgunluk emaresi var. Asıl durgunluk görüntüleri mesela Almanya'da Volkswagen'den aldık buna benzer haber akışlarını. Neden söylüyorum bunları? Hani bugün sadece dolar aman gitmesin aman dolar kurunda biraz yukarı yönlü hareket yapmasınlar diye yaptığımız o güttüğümüz korku politikası önümüzdeki süreç itibariyle başımıza daha sert çoraplar örebilir. Veyahut da borsa yatırımcısını çok mağdur edebilir. Yani güdülen tabloda faizciler hariç herkesin mağdur olabileceği bir pay var. O nedenle burayı yakın takip edeceğiz. Daha sonrasında doların kendisi de mağdur eder zaten ona dikkat edeceğiz. Hani bugün acaba faiz indirsek acaba swap hatlarını açsak dolar kuru uçar gider mi ya da Belirli bir tabloda mıyız? Buna benzer bir hamle yapılır mı? Bu tarz ürkmeler var. Bunları gözlüyoruz yakından olarak ama açıkçası hani burada yani burayı tek bir kaleyi savunmaya çalışırken sadece dolar kurunu savunmaya çalışırken bir bakıyorsunuz ki günün sonunda pek çok yer hasar almış. Pek çok kişi hasar almış. Bunları da takip ediyoruz. Bugün özellikle borsa yayınlarımda biraz da 2008 yıllara değinmeye çalıştım. 2008 yılında ne olmuş? Şu Ağustos ayındaki o tablo. Daha evvel burada 2000-2001 hadiselerini de gösteriyordu. Mesela şurada şöyle bir bakayım. 11 Ağustos 2008 o borsaların çöktüğü global fırtınanın geldi. Kur tarafı o zaman %58'lik bir harekete imza atmış. Bakın bu cepte kalsın olur mu? Kur tarafı o dönemde %58'lik bir harekete imza atmış. Borsalar ana trendlerini geriye doğru kırmışlar. Ve yine benzer şekilde hem dolar kuru yukarı gitmiş hem borsalar aşağı gelmiş. Türk varlıklar inanılmaz ucuzlatılmış. O zaman da girişler olmuş. Sonra yeniden tabii ki fiyatlamalar yukarıya doğru gitmiş. Burada anlatmaya çalıştığım nüans bu. Yani bugün her yeri birden tutmaya çalışıyoruz. Tek bir noktayı korumak için daha sonrasında o noktada patladığı zaman diğer yerlerde çatır çatır dökülmeye başlıyor. O nedenle burada Dolar Türk Lirası tarafında veyahut da faiz tarafında her şey kontrol altındaymış gibi bir imaj var ama Bugün öyle bir noktaya geldi ki piyasa globalden gelebilecek herhangi panik dalgaları. Mesela şu an yurt dışı borsalara baktığımda bir Dow Jones'ta bir Nasdaq'ta böyle bir problem yok. Ama yarın bir gün globali tehdit edebilecek bir durgunluk, ciddi bir jeopolitik risk, bir ekonomik tıkanma bizim piyasamızda zaten sadece faiz oyuncularını düşünmeye çalıştığımız bu ortamda çok ani, çok sert fiyat hareketliliklerine sebebiyet verebilir. Bunu çok yakından irdelemek lazım. Hani biraz daha bu işi çözmek için belki önden biraz faiz indirim 250 bas puan gibi kasım ayında yine bunun peşini takip edecek rota itibariyle kur tarafının biraz salınımı en azından günceldeki faizin belki bir tık aşağısında mümkündür. Enflasyonla alakalı beklentileri 1-2 yıla yaymak bu da mümkündür. Ama dediğim gibi hani her şeyi birden yönetme, her şeyi birden kontrol etme, her şeyde birden başarılı olma mümkün değildir. Bazen tercih etmek gerekiyor. Yani baktığınız zaman bu tercihlerinizi ben her yeri birden kontrol edeyim şeklinde kurduğunuz zaman iş farklı oluyor. Ben dolar kurunu aman kontrol edeyim aman olması dediğiniz zaman reel sektörü, üretimi, sanayi üretim verilerinizi, ihracatınızı zayıflatmış oluyorsunuz. Cari dengenizi bozmaya başlarsınız. Neden? Değerli Türk Lirası'nı görenler eline geçen her parayla ithalat yapmaya çalışırlar. Bu tablo sürdürülemez diye düşünürler. Tamam KKM'yi eritme çabası da var. İyi bir erime de oldu KKM'de. Ama dediğim gibi artık yavaş yavaş tehlike çanları çalıyor. Gerek borsa tarafındaki oluşan o likidi de kuruması. Para yok. Para yok. Yani bu likidi de kurumasından kastım bu. Teknik konuşmak istemiyorum. Yani oraya, orada para yok. Vatandaşta para yok, orada yok, burada yok. Ne olacak daha sonrasında? Hani şirketler tarafı iyi kar edemeyecek. Ne olacak değil mi? Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işin, bu filmin sonu nereye gider? Hani sadece faizcinin kazandığı bir döngü. Önümüzdeki süreç itibariyle sürdürülebilir olabilir mi? İstihdam piyasası etkilenmez mi? Değil mi? Bu tarz sorular akıllara geliyor. Benim de aklıma geliyor. 2008 tipi globalde yaşanmış bir hareketliliğe benzer bir tabloyu dünya bekliyor mu? Bunu bir görmek lazım. Eğer dünyada globalde bir sonusal meydana gelirse belki de öpte başına koy gibi bir şey olur olacak veyahut da hani şu anki mevcut tabloyu biraz daha meşru gösterebilecek belki siyasi bir hadise, jeopolitik bir risk de ortaya çıkarılabilir. Genellikle bu şekilde hani anayasa kitapçığı fırlatıldı o yüzden olduğundan ziyade zaten anayasa kitapçığı fırlatılana kadar ekonomi o noktaya kadar gelmişti bardak zaten doluydu damlayınca taşmış gibi oldu gibi olur bir hadiseyle burada işlerin bütün rengi değişebilir. Hani herkesin çizdiği projeksiyonların dışına birdenbire piyasa çıkabilir. Gerek kur da öyle gerek borsa İstanbul'da öyle bütün yatırım ürünleri birbirine zincir zincir bağlı ve sadece faizciyi orada korumaya çalışan bir modelleme açıkçası önümüzdeki süreçte patlak vermemesi mümkün olmayan, sürdürülmesi mümkün olmayan bir modellem olarak karşımızda duracak. Evet, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.